Arkadaşlar herkese merhaba. Çağışan Eczacılar Platformu olarak gerçekleştirdiğimiz Eczacılık Fakültesi Nasıl Kazandım video serisinin bugünkü konuğu Sayın Ayşegül Duru Tap. Ayşegül ile birlikte kendisinin sınava hazırlanma sürecini konuşacağız. Kendisine hazırladığımız soruları soracağız. Hoş geldin Ayşegül. Hoş buldum. Öncelikle bizim yayın teknimizi kabul ettiğiniz için, bizi kırmadığın için ben çok teşekkür ediyorum. Güzel bir yayın olmasını dilerim. Ben çok teşekkür ederim. Bu acılı süreci size paylaşacağıma göre dinleyenlere de şimdiden çok teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ederiz. İstersen yavaş yavaş sorularımıza geçebiliriz. Tabii. İlk sorum şu şekilde. Kendini bize tanıtır mısın? Tabii. Ben Duru, İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi İngilizce 3. sınıf öğrencisiyim. Öğrencilik yıllarım boyunca kulüplerde çok fazla kulüpte yer aldım. İstanbul Üniversitesi'nin Girişimcilik Kulübü, İstanbul Üniversitesi'nin Rock Kulübü, onun dışında Eczacılar Odası'nın Gençlik Tiyatrosu var. Tavsiye ederim, çok güzel işler yapılıyor. Ben bir sene arkada, bir sene önde görev aldım. Onun dışında Çayip'te görev aldım. Aktif bir şekilde spor yapıyorum ve hobimi kendi mesleğime entegre etmek istedim. Bu sebeple eczacılığın çok niş alanlarından biri, daha yeni yeni ismini duymaya başladığımız spor eczacılığı ile ilgili İstanbul Üniversitesi'nde spor eczacılığı kulübünün kurulmasındaki kurucu üyelerden biriyim diyebilirim. Biraz uzun bir cümle oldu, kurarken ben de zorlandım. Onun dışında lisedeyken 3 sene keman çaldım. Gezmesini çok seviyorum. Projelerle ilgileniyorum. Hem sivil toplumda, hem araştırmada, hem girişimcilik projeleriyle. Yani biraz projeci, biraz kulüpçü diyebilirsiniz benim için. Çok teşekkür ederiz Duru. Seni tanımak çok güzel. O zaman sınava hazırlanma sürecini, o üniversiteye giriş sürecini biraz konuşalım istiyorum. Tabii. Sınava hazırlanırken nasıl hazırlandın? Dershane ya da bir özel hoca desteği aldın mı? Biraz bundan bahseder misin? Şimdi benim buradaki sürecim birazcık ilginçti. Çünkü şöyle ilginçti. Ben hem ders verdim lise öğrencilerine. Benim öğrencilerim benden bir yaş küçüklerdi ya da iki yaş küçüklerdi. Benim yaşımı bilmiyorlardı tabii. Ben hem bir kurumda ders verdim, hem gözetmenlik yaptım sınavlarında. Hocalar da benim sorularımı cevapladılar. Şu şekilde ben kendim çalışarak, kendi düzenimi oluşturarak çok daha iyi çalışabilen bir insanım. Hani bir dershane sisteminin verdiği müfredata göre gitmek bende olmuyor. Kimi konuyu biliyordum, kimi konuyu bilmiyordum. Bu sebeple ben kendi sistemime oturdum, kendi sistemimde çalıştım. Ben anlatarak öğrenen bir insanım. Anlattığım zaman çok çok daha iyi öğreniyorum. Bunu fark edince ve eski dershanemdi benim, 11. sınıftaki dershanemdi orası. Eski dershanem bana böyle bir teklifle gelince ben de böyle bir teklifi kabul edip bu şekilde bir sınava hazırlanma şekli tercih ettim. Çok teşekkür ederim. Duru, günde belli bir saat çalışma şeyin var mıydı? Yani günde 5 saat kesin çalışırım, 3 saat kesin çalışırım gibi her gün belli bir rutinin var mıydı çalışma saati olarak? Tabii ki. Şimdi şöyle, tabii ki belli bir rutinim vardı. Tabii ki kendime belli bir hedef koyuyordum. Zaten hedefler konulmadan bence başarılıya ulaşılmıyor. Bu her konu için geçerli, sadece üniversite sınavı için değil. Bu benim düşüncem. Ama hani hedefime ulaşamadığım zaman o günlük evet hedefime benim bir ajandam vardı. Bu ajandaya konularımı ben kendim yazardım. Eksik olduğum konuyu yanlarına not alırdım. Ne kadar soru çözeceğim, bu konuda ne kadar eksiğim. Bunu yapamadığım zaman onları kaydırırdım ertesi güne. Ben önce bir haftalık düzenciler, hiçbir zaman aylık, senelik kadar programlı olmadım. Benim haftalık bir düzenim vardı. O haftalık düzenim, o haftalık amacıma ulaşmaya çalışırdım. Dediğim gibi bu benim hocalarımla yaptığım değil, kendim yaptığım bir şeydi. Çünkü ben her zaman en iyi kendimi kendim bildiğimi düşünürüm. Kendi eksikliklerimi kendim bildiğimi düşünürüm. Kız kardeşim de üniversite sınavına hazırlandığında şu konuda eksiğim, bu konuda eksiğim, bunu nasıl çözerim dediğinde biraz konuşurum. En sonunda derim ki ablacığım buna senin karar vermen lazım. Çünkü eksiğini en iyi sen bilebilirsin derim. Burayı çok fazla uzatmıyorum. Onun dışında ben Yeditepe Üniversitesi'nin kütüphanesinde çalıştım. Sabahleyin 7'de girerdim, akşamın 12'sinde çıkardım. Bu konuda da çok ciddiyim yani. Artık kütüphane çalışanlarıyla ahbap olmuştuk. Ve ben gittiğimde, sabahleyin ilk gittiğimde denemeyle başlardım. Denemelerim bittikten sonra da konularımı devam ettirdim. Buraya daha ayrıntılı bir şekilde bahsederim. Tamamdır. Duru şunu merak ediyorum. Yani Tabii. bir diğer sorum şuydu. Günün hangi saatlerinde çalıştın? Yani senin için şöyle bir şey var mıydı? Bazı arkadaşlarımız mesela gece daha yoğun çalışıyorlardı. Bazıları sabah erken kalkıp gün içerisinde daha yoğun çalışıyorlardı. Sen o süreçte nasıl çalıştın? Şimdi şöyle, ben çocukluğumdan beridir erken kalkan bir insanım. Yani tam anlamıyla sabah insanıyım. Yani bu sebeple benim zihnimin de en sağlıklı bir şekilde çalıştığı dönem
sabah saatidir. Ha, bunun içerisinde ben sabahleyin çok çalışabiliyorum, öğlenleyin o zaman çalışmayayım diye bir durum var mı? Hayır, yok. Ben gayet her günün her saatinde bu vakiti buldum. Bu çalışmaya odaklamıştım kendimi. Çünkü insan üniversite sınavına hazırlanırken, eğer Türkiye'de üniversite sınavına hazırlanıyorsanız, o bir seneyi gözünüzden çıkaracaksınız yani. İyi bir bölüm hedefliyorsanız. Çalışmak dışında başka hiçbir işiniz yok sizin. Çok teşekkür ederim. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Yani uyku düzeninde, yani düzenli bir uyku düzenin var mıydı? Vardı. Ben 12'de, 12.30'da eve geldiğimde direkt çantayı bırakır yatardım. Bu kadar net. Sabah kalkıp kahvaltımı yapar giderdim. Bu rutinim yarım saat değişirdi. 7 saat olmaz, 6 saat olurdu ki o uyku biraz çekti şeye doğru, sınav dönemine doğru artık 6 saatler, 5 saatlere kadar çekecek. Hani bu şekildeydi hep. Ama o bir saati dışında çok fazla değişmedi. Hani kendimce bir ne derler ona? Kendi vücutsal saatim demezsin de ona ne dersin? Biyolojik saatimi oluşturdum. Biyolojik saatini oluşturdun. Şunu merak ediyorum Duru. Aslında sorularım arasında yoktu ama şu an aklıma geldi. Sen daha çok evde değil de daha çok kütüphanede çalışan bir öğrenci. Kesinlikle. Kesinlikle. Benim evim de kalabalıktı. Biz ailece kalabalık bir aileyiz. Bu sebeple ben hem insanları sıkmak istemedim. Çünkü insanlar gerçekten Duru ders çalışıyor, sessiz olalım. Ne gerek var böyle bir şey? Ben giderim ortamında çalışırım diye düşündüm. Duru, yani özellikle kullandığın bir kaynak var mıydı? Yani konu anlatımlı ya da soru bankası şeklinde. Of. Hem de ne çok. Yani bizim kitaplarımızı Eczacılık Fakültesini kazanmak için bayağı bir kaynak bitirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bir kitap kaynakla çözülmüyor. Şimdi burada kaynakları benim dönemime göre açıklayayım. Ben 98'liyim, 16 çıkışlıyım liseden. Hani şu an hala aynı kaynaklar kullanılıyor mu emin değilim. Kaynaklar aynı kalitesini koruyor mu onu da bilmiyorum. Ama ben benim dönemimde kullandıklarımı söyleyeyim. Benim dönemimde Esen ara sınıf kitabıydı. Hepimiz Esen kullandık benim ara dönemimde. Esen'in fiziği kullanıldı, Esen'in kimyası kullanıldı, Esen'in biyolojisi kullanıldı. Ama üniversite sınavına hazırlanırken Esen kullanmak yerine ben birazcık eski kaynaklara baktım. Çünkü bizim senemizden sonrasında müfredatta işte. Ondan evvelinde müfredatta çıkmaları olmamıştı. Ben sınav dershanesinin eski kitaplarına baktım. Çok güzel. Hele matematik kitabı vardı. Çok çok güzeldi. Hani şu an çok fazla konu eksiği oldu. Bilmiyorum o kitaplar artık çözülür mü? Onun için bizim zamanımızda ben FDD'nin hani böyle FDD şeyinin ne derler yayınlarının, final dergisinin yayınlarının son dönemiydi. Bizim zamanımızda bir FDD lafı vardı. Onları çözdüm. Onun dışında hala devam ediyor, bunu çok iyi biliyorum. Apotemi olmazsa olmazdır. Yani matematikte ve geometride bence apotemi, hele türev integralde, limit türev integralde asla olmazlardan biriydi. Onun dışında Karakök vardı benim zamanımda. Karakök'ün matematiği çok iyiydi. Özellikle LYS kitabı şu kadar bir kitaptı. LYS kitabı, YGS kitabı hepsi çözüldü. Onun dışında başka ne çözmüş olabilirim? ALES denemelerini çözdüm. ALES denemelerini kesinlikle YGS'ye hazırlanan arkadaşlara tavsiye ederim. İlla ki duymuşsunuzdur. Ben Amerika'yı tekrar keşfetmiyorum burada. Ama ALES'i çözün arkadaşlar. Bu şekilde şu an için aklıma gelen hani majör anlamdaki test kitapları bunlar. Çok teşekkür ederim. Duru, peki yani daha çok sınava hazırlanma sürecinde soru çözerek mi, deneme çözerek mi, konu anlatımını çalışarak mı? Nasıldı o süreç? O süreç şöyleydi. Şimdi bizim zamanımızdayken konu yükü çok çok daha fazlaydı. Hani o konular şu an gerçekten çok fazla elimine edildi arkadaşlar. Bizim ciddi anlamda bir konu çalışmamız gerekiyordu. Benim de zamanımı çok fazla aldım. Özellikle fizik anlamında çok fazla aldı. Benim kimya ve biyolojim 12. sınıfa geçene kadar neredeyse bütün konuları tamdı. Ama benim yaptığım en büyük hatalardan biridir. Ben lise 1-2'deyken matematik ve fiziğe çok ağırlık vermeyip daha çok kimya ve biyolojiye ağırlık vermiştim. Bunu yapmayın. Kimya, biyoloji, matematik ve fizikten çok daha kolay toparlanılabiliyor daha sözel dersler oldukları için. Onların matematiğin oturması çok daha fazla süreç istiyor. O yüzden benim gerçek anlamda bir matiki, türev, limit, integral ve bir de fiziğe çok ciddi anlamda konu anlamında zaman ayırmışımdır. Ama soru da çok çözdüm mü? Çok fazla çözdüm. Hatta size şöyle söyleyeyim. Öğrencilerim Karakök 0 çözüyorlardı ve Karakök 0'ın benim zamanımdayken şey yoktu. Çözümleri yoktu. Ben çok net hatırlıyorum. Limit türev integrali çözdüm ve verdim ellerine. Bakın bu da çözümlü kaynak olsun size diyerekten. Yani çok da fazla soruda çözdüm. Anladım. Çok teşekkür ederim. Duru, bir sonraki sorum şu şekilde olacak. Lise hayatın boyunca mı çalıştın yoksa sadece son sınıfta çalışan öğrencilerden miydin? Biraz bahseder misin bundan? Hayır, ben hiçbir zaman hani böyle 12. sınıfa bırakmadım ben ders çalışma işini. Hatta ben 11. sınıftayken 12. sınıftaki arkadaşlarımla birlikte dershaneye gittim. Ben bayağı
hırslı bir öğrenciydim. Ve hani bu bana gerçek anlamda YGS, LYS farkındalığını katmıştır. Yani o sürecin ne kadar zorlu olduğunu, zorlanıldığını, öğrencilerin ne kadar zorlandığını, nasıl ders çalışmam gerektiğini. Bunu bana gerçekten çok iyi oturtmuştur. Oturtmuştur. Hani bazen ailem dersen kendin o seni çok boşuna yordun diyerekten. Ama ben çok ciddi farkındalıklar kattığını düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Duru, çok deneme çözer miydin? Yani mesela denemelerde böyle hani sınava yakın süreçte hep zaman tasarrufu işte net nereden nereye artırdım diye baktığın zaman mesela oradan nasıldı? Ben çok deneme çözdüm. Çok fazla deneme çözdüm. Benim hatam ben YGS'de az deneme çözdüm. Yani YGS benim çok sevdiğim bir alan değildi. Ben zaten LYS ile de daha fazla çeken taraftanım. Hani LYS'yi bilip, ikinci sınavı bilip daha çok yapanlardandım. YGS'ye az deneme çözdüm. Bana geri döndüğünde ne yaparsın diye sorsalar gerçekten YGS'de daha fazla deneme çözerdim. Çünkü LYS'ye çok ağırlık verdim ki bu çok yapılan bir şey değildir. Ama ben çok deneme çözdüm. Ve bu arada hani burada benim bir arkadaşlara bir triğim olsun gerçekten. Oturun bazen bir tane sabah kalktığınızda zor bir denemeyi çözdünüz ya sonrasında hemen ardına bir kolay denemeyi çözün. Bu ne yapıyor biliyor musunuz? Hani ben de en azından bu etkiyi yarattı. Kız kardeşim de bu etkiyi yarattığını söylemişti bana. Gerçek anlamda beyninizi zorluyorsunuz. Beyniniz açılıyor. Hani nasıl açık havada koştuğunuzda ve normalden daha fazla koştuğunuzda akciğerlerinizi normalden daha fazla çalıştırdığınız için akciğerlerinizde bir yanma hissedersiniz ya. Aynı olay oluyor beyin içinde. Kapasiteyi arttırıyorsunuz. Ben bunu çok yaptım. Bunun da çok faydasını gördüm. Çok teşekkür ederim. Duru, şunu merak ediyorum. Yine sorularım arasında yoktu. Şu an aklıma geldi. Yani ders çalışırken ne sıklıkla çalışıyordun? Mesela 3 saat aralıksız mı çalışıyordun yoksa 1 saat çalışıp 15 dakika ara mı veriyordun? Nasıl çalışıyordun? Ben genel olarak konu bazlı ve soru bazlı kendim hani ne şey koyduysam, amaç koyduysam mesela sabah geldim. Ben genelde sabah kalktığım zaman bir bakarım. Ya şimdi ben birazcık daha kendine göre bakan bir öğrenciyim. Bakarım derim ki benim çözeceğim konular bugün matematik, fizik, fen mesela atıyorum ki. Benim şu an canım ne çözmek istiyor ben ne çözmeliyim. Bazen mesela matematiği ve fiziği gerçekten görmek istemiyorum. Çünkü ben kimya biyolojiden daha çok zevk alan bir öğrenciydim. Kimya biyolojiyi sabah kalkıp kendimi mutlu edip endorfinimi salgılayıp sonrasında gidiyordum matematik ve fiziğe. Anladım. Ama çoğu zaman da önce matematik, önce fiziği yapıp beynin o ilk çalıştığı en dinç halindeyken onları temizleyip sonrasında diğer derslere geçiyordum. Ama dediğim gibi ben kendimi çok iyi bilen bir insandım. Kendimi çok iyi analiz eden bir insandım. Ve buna göre çalıştım. Çok teşekkür ederim. Peki yani çalışırken müzik falan dinliyor muydun? Yani öyle bir alışkanlığın var mıydı? Soru çözerken ya da konu çalışırken. Bununla ilgili çok komik bile bir anım vardır. Ben şey de çok severim. Hani sessiz müzikler dinlemesini de çok severim. Daha hareketli müzikler dinlemesini de severim ki rock kulübüne yer aldığımı söyledim. Ne kadar hareketli müzikler sevdiğimi anlamışsınızdır. Bir gün matematik çalışıyorum ve benim çalıştığım kütüphane hukuk kütüphanesiydi. Hukukçular sınavları olduğu zaman Yeditepe'de ciddi ciddi sessiz sessiz anayasa tartışıyorlar. Bu konuda en ufak bir şakam yok. Yani bütün hukuk kütüphanesi bunu tartışıyor. Gayet kulaklığı takarak bir gün integral çözüyorum ve fark etmemişim. Böyle şey yapıyorum, ritim tutuyorum, kafa sallıyorum. Kafamı bir kaldırdım. Hukukçu bana şöyle bir bakıyordu. Bunu bu arada hani istersen koy, istersen koyma burasını sana bırakıyorum. Ama böyle bir şeyim var yani, anım var ciddi anlamda. Müzik kısmına geri dönüyorum. Yani çok ciddiyim sana. Adam bana şöyle bakıyordu. Şöyle baka kalıyordu. Ya ben böyle çözüyorum çünkü. Geri dönüyorum, konuya geri dönüyorum. Onun dışında sessiz sakin müzikler de dinliyordum ama deneme sınavı çözerken gerçekten ortamda çok ama çok ciddi bir ses yoksa asla müzik dinlemedim. Hani ders çalışırken konu anlatır, ders çalışırken konu dinlerken yapamazsınız zaten. Konu dinlerken çok fazla müzik dinlediğimi söyleyemem. Ama test çözerken bunu birazcık yapıyordum ama denemelerinizi de ben yapmanızı tavsiye etmiyorum. Çok teşekkür ederim. Şimdi sınav nasıldı? Birinci sınavda kaç net yaptın? İkinci sınavda kaç net yaptın? Beklediğin gibi miydi? Sıralaman nasıldı? Biraz bundan bahseder misin? Netlerimi çok hatırladığımı söyleyemeyeceğim. Hani o yüzden netler için bir şey diyemiyorum. Ama YGS için şunu söyleyebilirim. YGS benim beklediğimin çok çok düşüğüne geldi. Ben 35 bin yapmıştım yanlış hatırlamıyorsam. Ve dedim ki tamam LYS ile çekerim. Çünkü LYS'de kendime çok çok güveniyordum. Ben YGS'de nerede hani istediğim netleri kaçırmıştım. Çok şaşırtıcı bir şekilde fende istediğimden bir tık daha fazla şey yaptığımı, hani istediğimden bir tık daha fazla yanlış yaptığımı hatırlıyorum. Benim sosyal netim çok yüksek gelmişti. Ben sosyali de çünkü son 2 ay kala oturduğum dert yayınlarının tavsiye ederim o kitabı da hala çıkarıyorsa eğer. İncecik fasikülleri var. Onları çözdüm. Delta'nın sorularını çözüyordum.
Aynı zamanda MEB'in çıkmış soruları vardı o zaman. MEB'in çıkmışlarını çözüyordum ki soru tutturduğu seneler oluyormuş. Yani gayet benzer soruların çıktığı seneler oluyormuş. Ben o kadar hatırlamıyorum çünkü çok fazla sorusu vardı. O şekildeydi benim. Ha, sosyalim çok yüksek gelmişti. Sosyalim çok beklediğimden yüksek gelmişti. Türkçem benim çok iyiydi. Dil bilgim de çok iyiydi. Çok kitap okuduğum için paragrafı da çok güzel çözerdim. Ama Türkçe'de çok yanlış yaptığımı hatırlıyorum. Çok çok fazla yanlış yaptığımı hatırlıyorum. Hani Türkçenin beni çok geriye çektiğini düşünüyorum. Bizim girdiğimiz sene matematikte iptal edilen soru çok fazlaydı. Yani bir sürü iptal edilen soru vardı. Genelde de zaten YGS'de matematikten zorlamayı severler. Hani böyle zorlayıcı soru olur. Böyle 30 kere okursun, şu kadar boyuttadır paragraf sorusuyla yarışır falan. Nasıl denklem kuracağını bilemezsin. Benim o tarz sorular vardı. Matematik daha beklediğim gibiydi. Sanırım Türkçe ve fenden beklediğimin çok çok daha aşağısında yaptım diye hatırlıyorum. Çok teşekkür ederim Duru. O zaman Duru, son sorum olarak sınava şu an çalışan öğrencilere, sağlık bilimleri bölümlerini tercih edecek öğrencilere senin önerin ne olur? Sınava çalışmalarıyla alakalı olarak ne söyleyebiliriz? Tabii ki şunu söyleyeyim. Ya şimdi şöyle bir gerçek var. Hani ben size şey demeyi çok isterdim. Benim zamanımda MF3, MF1, MF4 puanları vardı. Şimdi bunlar kalktı. Benim zamanımdayken ben biyoloji kimyaya ağırlık verdiğimde daha MF3 puanım yüksek çıkıp daha sayısala gidebilirken şimdi böyle bir şey yok. Oturup hepsine çalışmak zorundasınız. Yani burada ben size bir ayrım söyleyemem. Ama sosyali küçümsemeyin. Çünkü ilk 20 bini siz gerçekten sosyalle ediyorsunuz. Hani beni de gerçek anlamda sosyal çok ileriye taşımıştır YGS'de. Yani teşekkür ederim kendisine bildiğim, yani bilgim de olduğu için de. Onun dışında kesinlikle ve kesinlikle, ya şimdi burada birazcık tabii ki şansa da bağlı. Benim türev limit integralim çok iyiydi. İlk sene girdiğim zaman türev limit integrali çok zor sormuşken ikinci senemde hazırlandığında çok kolay sordular. Hani onun bir eleyiciliği olmadı o sene. Ama ne olursa olsun çok iyi bilmeniz lazım. Fizik konularını küçümsemeyin. Ne kadar çıkarsa çıksın orada bir dağ deniz olduğuna eminim. Asla küçümseneceğini düşünmüyorum. Bir de ben kesinlikle şunu söyleyebilirim. Stres yönetiminizi çok iyi yapın. Yani ben sınavdayken, özellikle matik sınavındayken ciddi anlamda kalemim titremişti. İkinci sene girdiğimdeyken tüm ÖSYM hayatı boyunca tek küsuratlı sorunlarım soruldu 2017 senesidir. Ve hani ciddi ciddi küsuratlı soruyu görünce şok yaşamıştım. Çünkü ben nasıl olsa basit sayılar gelecek diyerekten küsuratlı sayıların hepsini hesap makinesiyle çözerdim. Benim yaptığımı yapmayın. Onun dışında bir de şunu söyleyebilirim. Ben aynı zamanda sınavlarda gözetmenlik yaptığım için hem sınıfı kontrol ediyordum hem denemeyi çözüyordum. Bu bana şu artıyı sağladı. Benim sınavda arkamdayken kız ağlamıştı. Ve çok ciddiyim, size atom bombası patlasa gram umurumda olmaz o an. Hani her anlamda, her yerde, her koşulda deneme çözmeye çalışın. Söyleyebileceklerim bunlar. Dur, çok teşekkür ederim. Çok güzel bilgilendirme oldu. Umarım üniversite sınavına hazırlanacak ve Eczacılık Fakültesi Sağlık Bilimleri bölümlerini isteyen arkadaşlara da yol gösterici bir video olduğunu düşünüyorum. Ben tekraren kırmayıp yayınımıza katıldığın için, bizimle birlikte olduğun için sana çok teşekkür ediyorum. Başka bir yayında görüşmek dileğiyle. Ben teşekkür ederim. Sınavlarda tercihleri yaptıktan sonrasında kulüpleri araştırmayı, üniversiteleri araştırmayı, proflarını araştırmayı, bunları araştırarak tercihler yapmayı da unutmayın. Sağlık. Ben sadece sınav sürecinden bahsettim. Sınav sonrasında bunları da çok iyi araştırın. Bu konuyla ilgili çok ayrıntılı videolarınız var sizin. Hani onları da izleyerek çok çok daha ayrıntılı bilgi edinebilirler. Ben buradan da küçük bir trik veriyorum ve davet ettiğiniz için beni çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim Duru. Görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Teşekkür ederim.